Merhaba arkadaşlar. Şimdi üçüncü kurdayız. Birinci soruyla başlayalım. Birbirinden farklı renkte 5 boyası olan esin, şekildeki beyaz renkle gösterilen 3 basamağın her birini tek renge boyayacak. Basamaklardan sadece ikisi birbiriyle aynı renkte olacaktır. Ona göre esin kaç farklı boyama yapabilir demiş. Şimdi arkadaşlar elimizde 5 tane renk varmış. Örneğin kırmızı, sarı, mavi, turuncu, yeşil olsun. Bu 5 renkten ikisini seçeceğiz arkadaşlar. Seçtikten sonra örneğin örneğin arkadaşlar sarıyla işte maviyi seçmiş olalım. Sarıyla maviyi seçince iki yeri sarıya bir yeri arkadaşlar maviye boyayacağız. Veya iki yeri maviye bir yeri sarıya boyayacağız. Ve tabii ki bunlar da kendi aralarında yer değiştirebilir. Yani sarı burada, sarı burada olabilir. O halde önce 5 renkten ikisini seçeceğimiz için 5'in ikili kombinasyonu. Sonra seçtiğimiz bu renkleri arkadaşlar kendi aralarında yer değiştireceği için yani sarı ile mavi ya da mavi ile sarı olacağı için yani sarıdan iki tane maviden bir tane ya da maviden iki tane sarıdan bir tane olacağı için iki farklı durum olacak. Sonra da arkadaşlar bu üç renk yani sarı sarı ve mavi rengi tekrarlı permütasyondan kaç farklı şekilde boyanır? Onu yazacağız. Bu da tekrarlıdan 3 faktöriyel bölü 2 faktöriyeldir. 5'in kombinasyonu 10 yapar. 10 çarpı 2 çarpı 3 cevap 60'tır arkadaşlar. İkinci soru. Bir iş yerinde esnek mesaiye geçince aşağıdaki günlerde sadece o personel çalışmıştır. İş yerinde aşağıda isimleri geçenlerden başka personel yok. Perşembe günü iş yerinde 3 personel çalışacak olup bu iki kişilerden ikisi salı günü çalışmayanlardan. Salı günü çalışmayanlar olacakmış arkadaşlar. Yani bunlar perşembe günü çalışamayacaklar. Bir ise pazartesi ve çarşamba günü çalışanlardan seçilecektir. Pazartesi ve çarşamba çalışanlar kim var arkadaşlar? Can ve Ela var. Ela'yı seçemiyoruz. O halde Can kesinlikle çalışacak. Perşembe günü 3 personel çalışacaktı. Bir tanesi Can oldu. Diğer iki tanesini kimlerden seçeceğiz bakalım. Arkadaşlar Ela ile Buse olmayacağı için geriye kaldı Pınar, Oya ve Ali. 3 kişiden 2 tanesini seçeceğiz. 3'ün ikili kombinasyonudur. Bunda 3 farklı şekilde seçeriz diyoruz arkadaşlar. Üçüncü soru. Bir bahçenin üç farklı giriş kapısı bu bahçe içindeki evin dört farklı giriş kapısı vardır. Bahçe dışındaki kişi önce biri sonra diğeri olmak üzere bu eve girecektir. Kişiler girişlerde aynı bahçe kapısını fakat farklı ev kapısını kullanacak. Buna göre kişiler bahçe dışından eve kaç farklı şekilde girebilir demiş arkadaşlar. Yani bu kapılardan kaç farklı şekilde geçerler diyor. arkadaşlar bahçenin dört kapısı olduğu için İkisi de aynı pardon bahçenin üç kapısı olduğu için ikisi de aynı kapıdan gire, geçeceği için üç farklı giriş yaparlar. Sonra içeri girdikten sonra giriş yapacaklar fakat birinin girdiği yerden diğeri girmeyecek. Örneğin bir tanesinin dört farklı seçeneği olacak. Sonra diğerinde arkadaşlar diğer bunun girdiği yerden giremeyeceği için üç farklı seçeneği olacak. Toplam 36 farklı seçeneği olacak arkadaşlar. İsterseniz şöyle bir çizelim. Bu bahçe olsun, bu da ev olsun. 3 tane giriş var. 4 tane de eve giriş var. Bakın burada 3 seçenek var. Sonra burada herhangi birisi için 4 seçenek var. O girdikten sonra örneğin burayı kullanamayacak. Diğer için de 3 seçenek var. Çarparsak 36 farklı seçenek vardır diyoruz. Dördüncü soru. Bir hastaneye giden dört arkadaş bir masaya oturduktan sonra iki kişi birer simit, diğer iki kişi ise birer poğaça sipariş etmiştir. Bu siparişlerle ilgili masaya gelen garson siparişleri belli bir sıraya göre kişilere hangi siparişin kime ait olduğuna dikkat etmeden birer birer verecektir. Buna göre garson herkesin siparişlerinin doğru biçimde kaç farklı şekilde dağıtabilir demiş. Şimdi arkadaşlar simit simit ve poğaça poğaça dağıtılacak. 4 tane ürün dağıtılacak. İkisi simit, ikisi poğaça. Bunlar kaç farklı şekilde dağıtılır diyor isteyen kişilere. O halde 4 tane nesne olduğu için 4 faktöriyel. 2 tane simit olduğu için 2 faktöriyel. 2 tane poğaça 2 faktöriyel. 24 bölü 4'ten 6 farklı dağıtım yapabilir diyoruz arkadaşlar. 5. soru. Aşağıdaki düzenekte sol üst köşedeki pH'nin baştan sonra sağa ve aşağı doğru Komşu harfler üzerindeki parkur sözcü okunacaktır. Buna göre kaç farklı parkur sözcü okunur diyor. Şimdi arkadaşlar P'den buradaki A'ya sadece buradan gelmişimdir. Bir şekilde gelmişizdir arkadaşlar. Buradaki R'ye bir şekilde gelmişizdir. Buradaki K'ye bir şekilde. Buradaki U'ya burada. Buradaki R'ye buradan gelmişizdir. Buradaki A'ya sadece buradan gelmişizdir bir şekilde. Buradaki R'ye yine sadece buradan gelmişizdir bir şekilde. Bir, bir, bir şekilde. Peki. Şu R'ye nasıl gelmiş olabiliriz? Ya böyle par ya da bakın bu şekilde okursak par. Ee, hecesi oluyor. Par, kurum, parı. Yani ya böyle geliyoruz. Ya böyle ya da böyle. Kaç seçenek? İki seçenek. Peki K'ye. Bakın iki böyle geldik. Bir böyle geldik. Üç seçenek. Üç, bir daha. Dört seçenek. Buradaki R'ye. Beş farklı şekilde geldik. Buradaki K'ye arkadaşlar bakın ya 1 böyle ya da 2 böyle 3 farklı şekilde buradaki u ya 3 üç, üç daha 6 farklı şekilde 10 farklı şekilde bakın hep yan topluyoruz sonra 15 on 10 on bitti arkadaşlar buradan 4 şekilde sonra 6 4 daha 10 şekilde sonra burası 5 şekilde işte bunların toplama 1 6 16 26 31 32 parkur kelimesini 32 kere okuyabiliyoruz arkadaşlar. Cevap 32'dir. Cevap 32. Altıncı soru. Bir satıcı mağazasında kalan ürünleri aşağıdaki gibi not etmiştir. Satıcı bu ürünlerin hepsini not ettiği fiyatlardan sattıktan sonra tanesi x kare artı 2x artı 1 TL olan yeni ürünler alacak olursa mağazasında kaç tane ürün koyar demiş. Arkadaşlar tane fiyatı x kareymiş. x adet satmış. O halde ne geçer? x kare çarpı x'ten x küp geçer. x küp diyelim. Sonra 3 çarpı x kare geçer. Sonra 1.5 yani 3 bölü 2 çarpı 2x geçer. Sonra da arkadaşlar burası ikiler gitti. 3x kal oldu. 50 kuruş çarpı 2'den 1 TL geçer arkadaşlar. Eline geçti x artı 3x kare artı 3x artı 1. Ki bu da neyin açılımıydı arkadaşlar? x artı 1'in küp açılımıydı. Tanesi bu olan. Burada da arkadaşlar bakın tam kare var. Yani x artı 1'in karesi var. Bu parayı buna bölersek x artı 1'in kübünü x artı 1'e böldüğümüzde x artı 1'in karesine böldüğümüzde arkadaşlar 2'ler 2 x artı 1 kalır. Yani x artı 1 adet alabilir diyoruz. Evet bu kurda bu şekilde bitmiş oldu. Bir sonraki kurda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.